Herkese selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle basketbol antrenmanlarından önce yapmanız gereken çok önemli hareketlerden bahsedeceğim. Şimdi bu hareketler genellikle Türkiye'de yapılmıyor açıkçası. Ne iyi kondisyonerler ne de basketbol koçları bu hareketlerin üzerinde pek fazla durmuyor. Çünkü hala ülkemizde bir bilgi eksikliği söz konusu, bu yüzden de aslında ısınmanın ne kadar önemli olduğunun farkında değiliz. Şimdi çoğunuz dinamik ısınma yapıyorsunuzdur. Dinamik ısınma nedir? Statik, yani oturduğunuz yerde ya da ayakta sürekli sabit durarak yaptığınız hareketler yerine hareketli bir şekilde ısınmak. Artık bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani Türkiye'deki koçların da büyük bölümü, oyuncuların da büyük bölümü artık dinamik ısınmanın mantıklı olduğunu biliyor. Fakat dinamik ısınmayı yaptık ve iş bitti mi? Hayır, bitmedi. Şimdi özellikle kor kasları konusunda çok büyük eksiklik yaşıyorsunuz. Bunun nedeni, dinamik ısınma yaptığınızda tabii ki kor kaslarınız illaki çalışıyor. Fakat kor kasları bizim basketbol antrenmanlarında ve basketbol maçlarında en fazla kullanacağımız ve kullandığımız kas grubu. O yüzden biz kor kaslarını ekstra çalıştırmalıyız ve ekstra ısınmalıyız. Şimdi size ilginç bir bilgiden bahsedeceğim. Bu bilgiyi genellikle ben Amerika'daki eğitim aldım, kondisyonerlerden öğrendim. Örnek veriyorum, siz senelerce antrenman yaptınız, çok iyi bir oyuncusunuz ve önemli bir basketbol maçınız var. Basketbol maçının öncesinde dinamik ısınmanızı yaptınız ama kor kaslarını yeterince ısındırmadınız. Ve kor kaslarınız henüz patlayıcı kuvvet üretmeye, henüz kalkıp çok iyi bir smaç vurmaya ya da çok iyi bir sprint atmaya müsait değil. Bu durumda beyniniz bu durumu önceden seziyor ve şöyle bir tepki veriyor. Diyor ki, benim kor kaslarım henüz ısınmadı. Fakat ben çok iyi bir sıçrama yaparsam, kor kaslarım iyi ısınmadığı için benim hip fleksörlerim sakatlanabilir, ayak bileğim sakatlanabilir ya da düştüğümde kor kaslarım güçlü olmadığı için düştüğüm anda sakatlanabilirim. Beyniniz bunu görüyor ve beynin çalışma mekanizması şu şekildedir. Beyin vücudunu her zaman korumak ister. Bu yüzden de aklınız aslında sizin önünüze bir bariyer koyuyor ve siz, örnek verelim, 100 santim sıçrayabilecek bir oyuncusunuz. Fakat kor kaslarını iyi ısındırmadın, maç pozisyonunda çok boş bir pozisyonda smaç vurmak istedin, sıçradın ve turnikeyi bile zor attın. Bunun nedeni, aklın sana şunu söylüyor. Kor kasların henüz ısınmadı, kor kasların yeterince güçlü değil. Eğer seni 100 santim sıçratırsam sakatlanabilirsin, bu yüzden sıçratma. Ve bildiğiniz kendi aklınız o kadar çalışmanızın önüne geçip sizin sıçramanızı önlüyor. Bu yüzden kor hareketlerini yapmak oldukça önemli bir basketbolcu için, hatta tüm sporcular için. Şimdi biz burada paylaşacağımız bilgilerde, yani sizinle şu an paylaşacağım hareketlerde dinamik ısınmanın yanına ekleyeceğiniz hareketleri paylaşacağım. Yani sizden şunu yapmanızı istiyorum. Bir basketbol maçına gitmiş olabilirsiniz ya da bir basketbol antrenmanıdır. Örnek veriyorum, koçunuz size işte 7-8 tane dinamik ısınma hareketi yaptırdı, şimdi başlayabiliriz dedi. Siz kesinlikle, bakın bu hareketler 5-10 dakika arası sürecek hareketler. 5-10 dakika dinamik ısınmanın üzerine bu hareketleri yapın. Vaktiniz varsa antrenmana 5-10 dakika önce gidin. 5-10 dakika bu kor hareketlerini yaptıktan sonra koçun size söylediği dinamik hareketleri yapın. Farkı ciddi anlamda hissedeceksiniz. Eğer bir koç olarak da bu videoyu izliyorsanız öğrencilerinize, oyuncularınıza kesinlikle bu hareketleri yaptırın. Bu oyuncularınızın sakatlanmasını da önler. Çünkü kor kasları vücudun en güçlü yeridir. Yani zincirin en güçlü parçasıdır ve zincirdeki en güçlü parçayı ısındırmadan bir antrenmana çıkmak, bir maça çıkmak aslında aptallık olacaktır. Bu yüzden kesinlikle kor kaslarımızı ekstra ısındırıyoruz. Şimdi kahvemi içiyorum, sonrasında da size hareketleri gösteriyorum. Buraya gelene kadar ben sizin dinamik ısınma hareketlerini yaptığınızı ya da antrenmandan önce dinamik ısınma hareketlerinden önce bu hareketleri yaptığınızı varsayıyorum. Kesinlikle sadece bu hareketleri yaparak ısınmak yeterli değil. Ama sadece dinamik ısınma yaparak da ısınmak yeterli olmadığı için ikisini birleştirmeniz gerekiyor. Bu hareketler zaten 5-10 dakika sürecek hareketler. Hepsi çok basit gelebilir ama kor aktivasyonu dediğimiz şeyi çok geliştiriyor. Kor aktivasyonu da şu: kor kaslarımızın aktif olma özelliğini yükseltiyoruz. Bu sayede bir sprint anında, bir sıçrama anında kol kaslarımız çok daha fazla çalışıyor. Şimdi ilk hareketle başlayalım.
şimdi dinamik ısınma bitti. Elinde bir tane basketbol topu alıyorsun. Bu pozisyonla en dümdüz. Tek ayağın yerde basılı kalıyor. Diğer ayağını kaldırıyor. Bu harekette ayağınızı kaldırdığınızda şu ayak kısmı aşağıya doğru bakmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bak, şu an ayağın aşağıya bakıyor. Bunun yerine bunu yapmam gerekiyor. Yani parmak uçlarınızı yukarı doğru çekmeniz gerekiyor. Bu kor aktivasyonunu arttıran bir şey. Şimdi bu pozisyondayım. Top elimde ilk önce kaldırdım. Yukarı bakıyor ayağım. Bu pozisyonda topu da yukarı kaldırıyorum. Ve bu pozisyonda 20 saniye bekliyorum. Bunu yaparken kesinlikle kol kaslarınızı sıkmalısınız. Yani bu hareketi yaparken hiç kol kaslarınızı sıkmadan çok gevşek bir şekilde yaparsanız yine hareketten verim alırsın ama kol kasını sıktığın kadar verim alamazsın. Mümkünse nefesini diyaframa, eğer diyaframa nefes almayı biliyorsan yani nefesi bu kısma doldur. Karın kasını sık, sonrasında kaldır, sonrasına kaldır. Yine yukarı çek, parmak uçlarını topu kaldır, 20 saniye dur. Sonra diğer ayağınızı yapıyorsun. Bu hareketi iki set bir ayak için, iki set bir ayak için yapıyorsunuz. Sonrasında diğer harekete geçiyoruz. Bu hareket iki hareketin birleşimi şeklinde olacak. Ayağımı bu şekilde atıyorum. Şu pozisyondan da göstereyim size isterseniz. Baktım, arka ayağımı bu şekilde tutuyorum. Yani burada dizin yere değmemesi önemli. Çünkü diz yere değdiği zaman korun aktivasyonu azalır. Şu an sallanabilirsiniz. Mesela ben şu an hiç antrenman yapmadan yaptığım için bir tık daha zorlanıyorum. Ama dinamik antrenmanın üstüne yaparsanız çok daha rahat yaparsınız. Bu pozisyondayım. Öncelikle öne doğru geliyorum. Topu yere değdiriyorum. Sonra yukarı çıkıyorum. Çektim. Öne değdirdim. Yukarı çıktım. Çektim. Öne değdirdim. Yukarı çıktım. Şimdi bunu yaparken de yine kol kaslarını çok iyi sıkmanız gerekiyor. Kol kaslarını sıkmadan yaparsanız hiçbir anlamı yok. Birçoğunuz zorlanabilir bu harekette. Hatta yalpalayabilirsiniz. Ama hiç korkmayın. Çok basit hareketler ve herkesin yapması gereken hareketler. Bu hareketi de aynı şekilde iki ayak içinde 12 tekrar olacak şekilde yapın. 12 tekrar bir ayak, 12 tekrar bir ayak için yapın. Ve karın kasınızı sıkmayı unutmayın. Şimdi geldik 3. harekete. Üçüncü hareket topsuz, tamamen kendinizin yapacağı bir hareket. Burada kamerayı biraz aşağıya alayım, daha rahat görün isterseniz. Şimdi bu hareketi de ben Utah Jazz'ın antrenöründen, kondisyonlarından öğrenmiştim. Yani bir NBA takımının kondisyonları, hatta 50 yıllık bir kondisyoner, efsane bir adamdır. Ve ilginç bir şekilde de Enes Kanter üzerinde gösteriyor hareketleri. Şimdi bu hareketi yaparken de bu pozisyondayım. Bu hareket ama kesinlikle yapmanız gereken bir hareket. Bu pozisyondayım. Şimdi sol elimi çektiğimde sağ dizimi öne atarak ikisini birbirine değdiriyorum. Yani çapraz gidiyoruz. Bu pozisyondasın. Karın kaslarını yine sıkıyorsun. Bu şekilde elini yumruk yap. Değdir. Sonra aç. Aç. Aynısı diğer el içinde. Bu şekilde yumruk yaptım. Dirsek kısmını diz kısmına değdiriyorum. Sonra açıyorum. Bunu yaparken de karın kaslarını sıkın ve hareketi çok düz bir formda yapmaya çalışın. Çok dikkat edin yani. Yine çok rahat bir şekilde değil, çok sıkı bir şekilde yapın. Her an patlayacak gibi. Bu sayede daha fazla kontraksiyon sağlarız. Özellikle basketbol maçlarından antrenmanlarından önce kesinlikle yapılması gereken bir hareket. Bu pozisyondayız. Şu aklımın kafanı eğerek geri geliyorum aynı pozisyonu. Bu hareketi de 20 kere yapmanız gerekiyor. Bu basit bir hareket. Çok üzerinde durmayacağım ama çıkartabildiğiniz kadar sırtınızı dışarı çıkartmaya dikkat edin. Sonrasında da aşağı pozisyonda kilitleyin kendinizi, bir saniye durun. Şimdi son hareketimizi yapıyoruz. Bu hareket de yine kol kaslarının ısınması için önemli bir hareket. Çok fazla yapmayacağız. Amacımız
kor antrenmanı yapmak değil, sadece kor kaslarını ısındırmak. Bu pozisyondayım. Elleri yukarı kaldırıyorum. Sol indirdiğimde sağa geri atıyorum. Bir. Bu hareketi yaparken de genel hatalardan birisi şu. Ayaklığımızı çok yanlara doğru açmayın. Ve kollarınızı daha çok düz bir pozisyonla ilerleyin. Kara kaslarımı sıktım. Nefesimi tuttum. Son olarak sizden yapmanızı istediğim tek bir hareket kaldı. Bu hareketi de yaptığımızda kor kaslarımız antrenman alır. Bu pozisyondayım. Bu pozisyonda pozisyon tam bir şınav pozisyonu değil. Şınav pozisyonunda kalçamız bu kadar yüksekte olmaz. Biz kalçamızı biraz kaldırıyoruz ve dizimizi dümdüz bir şekilde ileriye getiriyoruz. Yani dizimizi bu şekilde yanlara açmıyorsunuz. Dümdüz getirmeye çalışın. Yine hareketi yaparken karın kaslarınız sıkın. Eller omuz genişliğinde. Kalçayı biraz kaldırdım. Nefes aldım, buraya getirdim. Bir saniye durdum, çektim. Bu sayede hem üst vücudun hem kol kaslarının bir arada aktivasyonunu sağlamış oluyoruz. Bundan da sadece 1-2 set yapmanız yeterli. Gördüğünüz gibi sadece 5-10 dakika bir egzersiz yaptık ve kol kaslarımın şu an ısındığını ciddi anlamda hissediyorum. Ya bu hareketleri yapmadan basketbol antrenmanına çıkmanız ya da maça çıkmanız bence mantıklı değil. Çünkü bir, sakatlık riski alıyorsunuz boş yere. İki, antrenman ve maç performansınızdan çalıyorsunuz. Bu hareketleri ekleyin antrenman öncesi ısınmalarınıza ve yorumlara da yazın nasıl hissettiğinizi. Kesinlikle sizi çok daha patlayıcı hissettirecek. Çünkü aklınıza şu sinyali göndereceksiniz. Benim vücudum patlamaya hazır. Patlamaya hazır olmak istiyorsanız bu hareketleri uygulayın. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın.